yapıyor üçgen meydana geldiği zaman. Kayınvalidesini zorba yerine koyuyor. Kendisini kurban yerine koyuyor. Annesini kurtarıcı rolüne oturtuyor. Aile terapisinde gördüğümüz, aile terapisi yaparken çok fazla çalıştığımız konulardan birisi var. Üçgenleşme şeklinde. Bunu çok kullanırım ben de. Ve aile hayatında da üçgenleşmeler olduğu zaman buna hep dikkat çekerim aile bireylerinin. Üçgenleşme ne demek? Şimdi karı koca arasında bir sorun vardır. İşte genç çiftlerin kendi aralarında anlaşamadıkları konu vardır. Mesela kayınvalidesiyle ilgili gelin hanımın bir şeyi vardır, sorunu vardır. Burada kayınvalidesiyle sorununu halledemediği için düzenli olarak annesine aktarır. Kendi annesine kayınvalidesiyle ilgili sorununu düzenli olarak aktarır. Burada üçgen meydana gelir. Yani kayınvalide üçüncü bir şahıs tarafta, evet. Ondan sonra kendisi bir tarafta, bir tarafta da annesi. Ne yapıyor üçgen meydana geldiği zaman? Kayınvalidesini zorba yerine koyuyor, kendisini kurban yerine koyuyor, annesini kurtarıcı rolüne oturtuyor üçgen olduğu zaman. Ve bu bir kısır döngüdür. Üçgen meydana geldiği zaman kısır döngüdür. Ve sürekli olarak bu kısır döngü bu şekilde böyle devam eder. Ta ki bir göz tarafından ya kendisi ayılacaktır. Burada hanımefendi kendisi. Artık anneme ben bunu taşımayayım. Kayınvalideme de annemi düşman ettim. Ondan sonra bir şekilde farkındalığı olacaktır. Ya kendisi ya ilahi bir ikaz görecektir. Çok az o da. İlahi ikazın gelmesi de çok azdır. Allah'ın sevdiği kullarına gelir ilahi ikaz. Gafil kafaya bir tokmak cinsinden bir şey olacaktır ve ayılacaktır. Ne yapıyorum ben diye. Çoğu zaman patlak verir. Kavga gürültüyle patlak verir. O zaman ayılınır. Ya da nadiren aklı başında olur. Bir terapiste gider, yardım ister. O şekilde farkına varır. Üçgen meydana gelir ve bu üçgende siz sürekli olarak bazen siz zorba olursunuz, bazen siz kurtarıcı olursunuz, bazen kurban olursunuz ama üçgen arasında sürekli olarak böyle devam edersiniz. Amacımız da bu üçgeni bozmaktır ve şunu deriz oradaki gelin hanıma, annene, kayınvalidenle yaşadığın sorunları aktarmayacaksın, onu keseceksin. Kayınvalidenle sorunlarını eşine de taşımayacaksın, kayınvalidenle sorunlarını kendin halledeceksin. Evet. Şeklinde söyleriz. Yani burada konu biraz farklı bir boyuta geçiyor gibi oluyor ama konuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Burada siz farkına olmadan annenizi sürece müdahalesini geçerli kılmış oluyorsunuz. Yani anneniz sizi müdahale ediyor ve hatta bu müdahale doğru bir müdahale olmamış oluyor. Anne kayınvalide ile gelin kendi arasında ilişki kurmaya başladığı zaman kendi arasında tartışmaları yaşayıp meseleyi halledip orada konuşmayı ve çözüme ulaştığı zaman ilişki aslında kurtarılmış oluyor ve üçgen de kırılmış oluyor. İşte bu